Herkese merhaba, ben Okan, bu da Twitch raporunun yeni bölümü. Xbox Game Pass'e LOL ve diğer Riot oyunları geliyormuş. LOL'de tüm şampiyonlar açık olacakmış. Wild Rift'te de öyle. Valorant'ta da tüm ajanlar açık olacakmış falan filan. Evan Moss ban yedi ve açılmadı banı. Sınırsız ban yemiş. Jahrein ifade vermeye çağrılmış. Şöyle storyleri var, onları izleyebiliriz şu anda. Evet arkadaşlar, hakkımda bir şikayette bulunulmuş. Şikayetin konusu şu: bir yayınımda Atatürk'ü sevmeyenlere boydan gireyim. Bu arada boy 1.86 dediğim için şikayette bulunulmuş. Ben de tabii ki sordum, dedim yani burada suç teşkil eden şey nedir acaba diye. Halkın bir kısmına, yani Atatürk'ü sevmeyenlere hakaret ettiğim için şikayet olmuş ve bu konuyla ilgili ifade vermem için karakola çağrılıyorum. Savcılık bunu işleme koymuş. Bu işlediğim suçtan dolayı kimseden özür dilemiyorum ve tekrarlıyorum. Atatürk'ü sevmeyen herkese boydan gireyim. Boy 1.86. Twitch'e yeni bir güncellemeyle artık yayıncılara giden reklam parası %55'e çıkarılmış. Eskiden kaçtı bilmiyorum. Buraya yazmamışlar. Bu değişiklikle beraber Twitch'teki yayıncıların büyük çoğunluğunun reklam gelirlerinde %50 ila %150 oranında bir artış bekliyorlarmış. Bu da bayağı yüksek bir şey. Yani artık Twitch'te reklam bol bol görmeye başlayabiliriz. Jahrein'in Twitter'ı açıldı. Jahrein'in yönettiği Dinozorları Öldüren Meteor Partisi hesabı Tuna Akşen'in tweetine alıntı yaptı ve dinolar her şekil ve formda karşınıza çıkarlar şeklinde bir tweet attı. Buradaki olay da Pintipanda'nın İBB'nin açtığı lokantayı övmesi veya savunması. Jahrein de savunmuyor o lokantayı. O lokantadan herkes yemek yiyor diyor. Onun yerine neden ticket falan verilip diğer lokantalarda çalışıyor? Niye rakip oluyor devlet diğer lokantalara? Diğer lokantalar ne yapacak falan tarzında bir düşüncesi var Jahrein'in. Kendine müstehcen Twitch'ten süresiz ban yedi ama banı bir saat sonra açıldı. Baboli Twitch'ten ban yedi. Yine bir gün sonra banı açıldı. Jirox ismini değiştirdi. Artık CRKZ. Jirox ismini alamıyormuş. Jirox fıtığı da artık hoşuna gitmemiş. O yüzden CRKZ yaptı ismini. Hayırlı olsun. Twitch'e yine yeni bir özellik gelmiş. Kanala geri bildirim gönder şeklinde bir tuş var artık. Onun da görsellerini şu an büyük ihtimalle gözüküyor ekranda. Denedim, birkaç kanalda var. Sizde de çıkmıştır belki. Masa üstünden girince çıkıyor. Yani bu tarz geri bildirim şeylerinin olması güzel bir şey tabii. Uthenera Big Boss Life'dan ayrıldı. Şurada gördüğünüz gibi burada normalde Big Boss Life yazıyordu. Takım yazıyor, Twitch takım yazıyor. Burada hiçbir şey yazmıyor. Yayınlarında da Big Boss Life'dan ayrıldığını, artık bir alakasının kalmadığını söyledi zaten. Hayırlısı olsun. Jahrein Rekkit'e spor takımı kurulacağını duyurdu ve bu takım en azından ilk etapta iRacing üzerine olacakmış. iRacing'de bir yarış simülasyonu oyunu. Öyle, hayırlı olsun. Bakalım nasıl olacak. Jahrein yeni bir araba almış. Arabanın marka modelini ben bilmiyorum. Bu içi gözüküyor ama ben anlamadığım için hiçbir fikrim yok. Markasını bile tahmin edemedim, logosu gözükmediği için. Bilen varsa yoruma yazabilir. Hayırlı olsun. Bu haftadaki favori klibim buydu benim. İzleyelim. Nereye geldim ben? Rockle Live'a mı geldim ben harbiden ya? Sen de mami. Salak öyle mi nefes alınıyor? Allah Allah. Aynen kanka, BBL müzik. Nuri sende nefes nefese kaldım ben. Ebesin ama. Bunu ağzıyla mı yapıyor? Bu haftaki en çok izlenen klipse kendimi yükselen kanalımda olmuş, bakıyoruz. Onu bir iyicene gösterelim abi. Onu bir gösterelim. Çağır, tut onu. Al şunun elini be. Al artık be. Çok, ne dikeni var. Çocuk musun amına koyayım ya? Sarıl. Yerken iyi amına koydum. Öp oğlum onu, ne kadar tatlı biliyor musun onun eti? Tavuk eti, tavuk eti. Telefon düştü amına. Abi yüzüyor abi suda. Onu al, onu al. Al oradan al. Al onu. Al onu. Bu olmasın balık. Ya bir bu haftaki en çok izlenme saati kazanan Elraen, bu haftaki en çok tepe izleyici Elraen, bu haftanın en çok ortalama izleyicisi Elraen, bu haftanın en çok yayın süresi affiliate olarak Pelin KKSal, partner olaraksa Armut TV. Bu haftanın en çok takipçi kazananı ise Elraen oluyor. Bu haftada bayağı kısaydı. Aslında 2 haftalık bir rapor ama yine de kısa oldu. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.